Hardware Plus hoş geldiniz. Bu videoda çok ilginç bir cihazın kutusunu açacağım. Şu anda da gördüğünüz gibi Ulefone'un Power 5 isimli bir modeli. Şimdi bu modelin ilginç olan tarafı cihazın içerisinde 13.000 mAh gibi saçma sapan yüksek kapasiteli bir batarya var. Bu telefonu bize takipçimiz hemen şurada görebileceğiniz Abdullah getirdi. Abdullah nasılsın? Yanlışlıkla. Bize kendini anlatsana biraz. Neler yapıyorsun? Bu cihazı ne zaman aldın? Niye aldın? Bu cihazı cumartesi günü aldım abi, bu cumartesi günü. Bir şey söyleyeceğim, lafını böldüm. Daha yani yeni aldığı telefonu kullanmadan böyle inceleyelim diye bize getiren takipçilere büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yani adam böyle yeni cihaz alıyor, daha kutusunu açmadan böyle başkasına veriyor. Benim için gerçekten çok değerli bir olay bu yaptığın. Sağ olasın. Evet, nereden aldın? Ben ona hediye vermeyecek. Hani böyle bize telefon getirenlere falan bir şeyler hediye ediyorum ya. Edelim abi. Hediye verecek bir şey bakıyorum ama bende powerbank var. Şimdi powerbank hediye etmek. Ya. Yani ne saçma bir şey olacak. O yüzden siz devam edin, ben bunu yaparım. Taşıma çantası falan verebiliriz abi. Sırt çantası. Evet. Eyvallah. Ya, şöyle. İstanbul'dan aldım abi, Maltepe'den. Bayağı bir telefoncudan aldın değil mi anladığım kadarıyla? Abi. Çin pazarından telefonları getirip burada satan bir abiden aldım. Kaça aldın? 1730 liraya aldım tam olarak. Peki hani bu telefonu biliyor muydun? Hani özel olarak evet ben bunu istiyorum deyip arayıp mı buldun? Yoksa hani dükkanda sana tavsiye ettiler de öyle mi aldın? Yok abi, ben araştırıp aldım. Pil benim için önemli diyeyim yani, ben pil. Bir önceki telefonu neydi? Biz videodan önce biraz konuştuk seninle. Lenovo White P1'di abi. Onda da 5000 mAh batarya var. Ona ikiye katlamış. Evet, o 2'den de fazla. 2,5 kat falan neredeyse. Yani ondan her gün telefonu şarja takmak, her gün iki kere takmak falan abi hoşuma gitmiyor. Belli canım. Adam bir... White P1'de kaç kere takıyordu? Yani günde götürüyor muydu? Abi bir gün götürüyordu, iki gün çıkartıyordu. Yani bunda beklentin ne? Bir hafta. Artık doğum bakacağız günü, yani. Doğum gününden şarj edilmiş. Ersin abi pil testi yapacakmış arkadaşlar bu telefon için. Ama şey dedi yani, okurlarımız, izleyenlerimiz istiyor mu gerçekten? Bir yorum yağmurunda tutarsanız Ersin abi. İstemiyorlar da. Arkadaşlar, Ersin abimiz 46 yaşında zaten, bundan sonra sayılı günü var. Bu telefonun Allah uzun versin abi, değil mi öyle? Bu telefonun pil testi en azı 5-6 ay sürer. 12.000 mAh'da, o yüzden yapmasın Ersin abi. Evet, telefonumuz şöyle, istersen Aydan Beyciğim min yardımıyla. O zaman başlıyorum. Açalım. Hop. Şöyle. Şurada teknik özellikler var. Ben onları önce göstermek istiyorum. 18'e 9 bir ekranımız var. Yeni nesil bir telefon. İçerisinde 8 çekirdekli MediaTek'in bir işlemcisi var. Aydan neydi, hatırlıyor musun? Şurada yazıyor ya. MT6763 var. Hem önde hem de arkada çift kamera var. 13.000 mAh gibi güzel bir batarya kapasitemiz var. 6 GB RAM, 64 GB'lık depolamamız var. 6 inçlik bir ekranı var. 1080p Full HD Plus kullanıyor. Face ID ve parmak izi de varmış. Yani hem yüz tanım hem de şey de varmış. Artı kablosuz şarj destekliyor ve Android 8.1 ile çıkıyor. Yalnız teknik özellikler bayağı şey. Şey var mı? Kalınlık. Kulaklık girişi var yok mı? Bakıyorum. Type-C sadece. Sadece şurada çevirici şey var. Çıkıyor zaten içinde. Yani maça falan alırlar mı onu düşünüyorum şu an. Öyle bir kalın ki böyle birinin kafasına gelse Allah muhafaza maçta öldürür herhalde. Şöyle bir telefon arkadaşlar, her şurada noktasından göstermeye çalışayım. Korumak için taktığımız kılıflarla aynı kalınlığa geliyor. Bir de kılıfı yok çıkıyor. Canım, ondan da kalın ya. Şöyle de kılıf hediye etmişler Abdullah. Ha, bir de onunla kılıfı beraber... tak iyice şey olsun. Maşallah. Şuna bak ya. Evet, tank oldu. Ya tek elle kullanıyor. Şöyle bir elde bile kullanmak imkansız. Bu arada ağır da bir telefon tabii, evet. Yani 13 mAh zaten başlı başına ağırlık. Koy bakalım bir saniye masanın üstüne telefonu. Bu da bir 25 kuruş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ürettiklerinden yükseklik olarak, ama ben tutturamadım. Şöyle Aydan Bey'le atsana şuna. Bu. Şöyle yatırsak. Öyle. Kalınlık olarak, yükseklik olarak anlayın işte hani. Ki, hangi yükseklikte olduğunu. 25 kuruş kalınlığı. Evet yani. Bu kaç gramdı ya? 300 küsür gram bir şeydi, kılıfsız. Şimdi yazıyorum bakalım. Kılıfla biraz daha artıyor tabii. Maşallah ya. Evet, kutu içeriğinden başka neler çıkıyormuş? Şunlar, onlara da bakalım. Şey, üzerinde bir tane şey cam da çıkıyor. Ekran koruma camı çıkıyor. Sonra şuradan bataryasını çıkartıyorum.
Kutu içerisinden taret hatta çıkıyor mu üzerine takmalık? Ne hatta çıkıyor mu? Taret. Yani. Bir tane Type-C'den 3.5 milimetreliğe çevirici. Dönüştürücü çıktı. Şeyden USB on the go için Type-C'den Type-A'ya. Bir tane kulaklık çıkmıyor ya. Hmm. Bunda çıkıyor mu? Yok, bunda da yok. Bunda da çevirici çıkıyor. Micro USB'den Type-C'ye. Yalnız bayağı bir dönüştürücü Samsung gibi yapmışlar. Şey, her şeyi koymuşlar, o anlamda güzel. Şöyle yaklaşık 1 metre bu. Evet, bir tane Type-C kablosu. Ama kalın ve güzel. Okey, o zaman bu da gelinin abisinden telefonun sahibine kulaklık hediyesi. Bunu da böyle yanına koyalım. LG ile seviştiğimiz dönemlerde bana hediye ettikleri. Quad Beat 3. Güzeldir zaten. Evet, güzel kulaklık. Beni mahkemeye verdikleri. Bir tane de şarj aleti. Ya acaba bu telefon kaç saatte şarj oluyor? Bir de öyle bir şey, 13.000 mAh'i doldurmak. Ben dolmasından ziyade 2,5 saat falanmış galiba. Pil testini saplı şekilde biliyorsunuz Ersin abinin pil testi bütün bu sorulara yanıt olan harika bir test arkadaşlar. Yapmasını istiyorsanız Ersin abinin. Şöyle düzgünce tekrar koyayım. Başka da bir şey çıkmıyor ben zaten. Evet, Abdullah'tan talep geldi. Abdullah bir ay boyunca telefonu kullanmamaya kalsın. Başka da bir şey çıkmadı yok, değil mi? Bu kadar. Evet, genel olarak telefonu bir de açalım mı? Şu ön jelatinli şey yaparsan. Yavaş. Tamam, şu şeyden. Ha bir şey dakika. Kılıfa. Aynen. Kılıfın altında kalmış. Ha. Şöyle. Ooo. Cix. Şimdi şunu takayım. Ben bazen bir testi yaparken bunu şarkı bozuyorum. Canı sağ olsun. Eyvallah. Vay be. Yalnız stereo mu var acaba bunda? Ne var? Stereo hoparlörüm var. Yani önde ya. Hmm, olabilir evet, ama test etmek lazım. Ya bir de Android 8.1 olması. Ya yok, teknik güzel özellik anlamında bayağı dolu dolu da. İşte Mediatek'in bu sizin bu, bu arada bu bunda telefon galiba değil mi? Yok değil. Yok yok, o Energizer söyleyemiyorum. Abdullah, bu garantisiz değil mi? Bir ithalatçı garantisi var mı? Garantisiz. Okey, bir şey olursa sen kendin yaptıracaksın. Aynen. İnşallah bir şey olmaz diyelim o zaman. Peki satın aldığın insan şöyle garantisi benim. Şöyle. Garantisi benim, getir bana. Sordun mu Abdullah, onlar tamir konusunda falan bir sorun yaşarsan sana yardımcı olacak mı miymiş? Sormadım abi ama arayıp bir daha itibat geçelim. O zaten der abi, Mustafa'nın dediği gibi garantisi biziz kardeşim. Çünkü şöyle bir şey var, biz bu telefonla kutu açılışı çekeceğiz Kerem, onu da çekiyoruz. Çekiyoruz. Ondan sonra inceleme, sen bunu bir hafta kadar kullanacaksın değil mi? Evet. Sonra inceleme çekeceğiz, sonra Abdullah'a geriye vereceğiz. Aynen öyle. Abdullah bir 15-20 gün kullanacak. Gelecek, Abdullah'la da deneyim videosu çekeceğiz. Sonra? O süre zarfında Abdullah bu detayları falan da şey yapmış olur, öğrenmiş olur. Tamam. Bize şeyi de söyleyecek Abdullah çünkü. Bakalım 15 günde kaç tane, kaç kime şarj ettiğini. Pil %100 çıktı bu arada. Benim merak ettiğim bir de hani %100 çıktı mı? Ben şarjı takıp getirdim abi. Ha okey, şarjı takıp getirmiş. Kerem incelemesi yaparken acaba yüzde kaça indirmiş olacak? Bitmez mi? Bunda şey de yaparız. Bizim PUBG ve 4K video var ya, 10 dakika PUBG, 10 dakika şey, yüzde kaç bir, yüzde bir anca gider herhalde yani. Böyle bir telefon. İnşallah yürürken ağırlık yapıp düşmem. Dengesi bozuldu. Evet, çünkü bayağı şey. Uçağı evet, bir de ofisimizdeki diğer insanlardan yorumları alalım. Mustafa Bey. Güzel bir sağlam telefon kullanmak isteyen varsa aslında. Bunu bu arada powerbank olarak da kullanabiliyorsundur. Şeyden on the go şey çıktı ya, dönüştürücü çıktı ya, onun şeyi. Yalnız ekranın şeyi falan güzel ya. Parlaklığı falan. Abi Ulfa'nın kendi sitesinde 11 tane telefon aynı anda şarj ettiler. Abi. Kaç? 11 tane telefonu. Hepsinin %100'e kadar doldurmaz da. Ya böyle yani 2000 ya, ortalama alsan anca. Bizde şey TP-Link'in o 20.000 mAh ile ben S9 Plus satabilmiştim. 5 gün gidiyordu. Yani hiçbir şarja takmadı. Bak, büyük ihtimalle DuraSpeed diye bir uygulaması da var. İçinde şey, bu da performans arttırmak için. Ha şey, AI Boost gibi. Tabii. Getirsene. Merak ettim şarj edecek mi? Şöyle. Bir de hızlı ediyormuş falan, düşünsene. Hiç şaşırmam bari. Bak getir. Genelde yavaş şarj oluyor ama test etmek lazım. Şu an şarj attın mı? Yok. Yavaş diyor tabii. Aynen. Yavaş. Ya bir de Samsung'da deniyorsun ya, iyice şey. Onun tabii kendi tabii teknolojisi olduğu için. Şöyle ayarlardan şeye gireyim ben de sisteme. Şu anda yavaş olarak. 8.1. 5 Nisan güncellemesi varmış. Vallahi hani takoz muhabbet aslında buna uygun da bu olumlu yönde bir şey.
Scarecraft. Ya aslında bir şey söyleyeceğim. Kalın olmasa tipi güzel telefon ya. Abi teknik olarak mümkün değil ama ya. 13.000 mAh batarya koyup kalın yapmamak. Yani şeyi falan bu arkasındaki ne diyeyim kameranın olduğu bölüm işte telefonun yanları vesairesi çok hoş duruyor aslında ama. Ha doğru bir de kameraya da bakalım. Şu an flaşı açıyor değil mi? Zaten kelken iyice. Ya parlasın işte. Ben kameradan çıkıyorum. Hayır sanki normalde uzun saçlı da şimdi kelken diyor. Aydan parlaklık sonuna kadar çıkmış şu anda. Bakacağız. Kamera bana hiç iyi şeyler vermiyor şu an. Bakalım. Yok. Şöyle sona almış oldum. Bir daha çeksene demin Mustafa titredi. Bu arada Safkan Android mi var? Bana mı öyle geliyor? Evet. Aynen. Nasıl? Otomatikte sürekli flash açıyor. Şunu bir kapatalım. Heh. Çok biraz şeyi geç. Kamera bana çok iyi gelmedi. Tepkimesi geç geliyor. Tuşa bastıktan sonra. Fena çekmedi. Yani orta düzey bir Android gibi falan. Aynen. Hemen hemen. Çekildiği zaman biraz tilt imajı veriyor ama fotoğrafı böyle ağır çekiyor falan çok biraz. Çok da bir kayıp yok gibi. Ya bak, bunda tuner'ı var öyle mi kendi içinde? FM radyosu var. FM radyosu tuner'ı var. Güzel. Kulaklığı taktık mı? Süper. Bence buradan bile kazanır içinde tuner'ı var diye. Aynen. Onu birçok kişi seviyor zaten. Vallahi çok güzel duruyor ya. Versene bir de son olarak Yıldıray abinin fikirlerini alalım. Bakayım alete. Buyur abi. Hakikaten alet yani evet. Doğru. Bu kılıflı hali mi? Evet. Ama kılıfsız halde çok farklı yani değil çok abi emin ol. Aa, da diyorsun. Ki zaten kendi tasarımı bile ya kılıfsız. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle outdoor falan sporlarıyla uğraşan insanlar için çok ideal aslında. 3 gün kamp yapıyorsun mesela hiç piline aynen şey yap. Aynen hiç pile ihtiyacı yok. Yedek telefon olarak bile alınabilir. Ne kadar aldın dedin? 1700. Bence güzel rakam. Yani çok çok küçük de değil. Belki bir süre sonra ucuzlar da. Bence böyle bir telefonu yedek telefon olarak hakikaten dağcı, kamp işleriyle uğraşan veya işte rafting yapıyorsan, hani sürekli doğayla uğraşıyorsan müthiş bir telefon olur yedek suya telefon. Suya tosa dayanıklı var mı? Tam onu soracaktım. IP sertifikası evet var mı biliyor musun? Yok. Bunu da şey falan şu, telefonları kullandıkça pillerinden değer kaybediyor ya. Bir yıl sonra bu ne kadar değer kaybetmiş olabilir? Ya. Ya %10 falan bile kaybetmez bu. Bak göremedim. Evet arkadaşlar, Abdullah sağ olsun. Bu 13.000 mAh'lik cihazı bize getirdi. Biz de kutusunu açtık. İncelemesi ve daha sonra Abdullah da kullandıktan sonra kullanıcı tecrübesi videosuyla karşınızda olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.